hoş geldiniz efendim. Hoş. Bakınız, benim çok yakın arkadaşımdır. Şimdi onu arayacağım, diyeceğim ki yıllar önce kaybettiğin kardeşini buldum. Nüket Duru. Vallahi diyeceğim, yıllar önce sizi ayırmışlar ikizinden. Kaybolmuşsun, ayrılmışsın, gitmişsin. Bir de tabii siz tekrar sahnelere dönüyorsunuz, tekrar albüm falan. De ki işler yolunda gitmedi. De ki işler, yani gidecek de. De ki işler yolunda gitmedi. Vallahi Nüket'le anlaştıracağım sizi. Nüket'i mesela Batı Anadolu'ya gönderdiğimde sizi de Doğu'da çıkartacağım. Nüket Duru olarak çıkartamaz mıyım? Vallahi olur. Yahu ikiz gibi değiller mi? Yıllar önce kaybettiğin kardeşin Zehra Su. Biz çok yakınızdır. Tatlım efendim, bu albümü yaptınız. Niye vintage dediniz buna? Nesi vintage bunu? Eski şarkılar. Ben de çok eski ruhlarda kalmış bir kadınım. Kim görse Yeşilçam kadını gibisin diyorlar. Öylesiniz bana. Evet. Ben de öyle olmayı da seviyorum. Biraz daha şey oturun, böyle oturun ki. Şöyle. Hayır, öyle demedim ayol. Öyle eski kadınım diyor. Evet, hakikaten. Biraz daha şöyle oturun deyince. Koltuğu kaldı. Şuraları da bir düzenlemek isterim. Hayır, arkanızı yaparım, dönmüyorsun. Kesinlikle. Bu tip şovlarda evet, böyle siz seyirciye tamam, doğru konuşun. Tamam, bütün güzelliğiniz tamam, görürsün. Eski kadınım deyince. Şuraları bir derleyip toplayalım. Çok yaptığım bir şeydir gerçekten. Yaparsın. Yani seyirciye tam böyle şey duy, yani yüzünüzü gör seyirci. Bana zarafetinizden dolayı bana dönüyorsunuz, çok dönmeyin. Hani bu Amerikan şovlarında da oluyor, hep karşıya bakıyorlar onlar. Adam da buradan konuşuyor. Yani bunu en güzel politikacılar yaptı buraya geldiklerinde. Evet. Hem Ekrem Bey hem Binali Bey hep seyirciye bakarak konuştular. Bizim sanatçılarda var bu. Politikacılar biliyor nereye bakması gerektiğini, vallahi bile. Peki. Politikacı olmaz. Evet. Şimdi efendim, siz burada tabii ki şarkılar, O Var Ya, Aşk Defteri, Kanım Kaynadı, Bir evet, Gün Beni Ararsan, evet, bunlar evet, eski şarkılar, eski şarkılar sizin yeni yorumlarınızla sunuluyor. Evet, değil mi? Evet. Peki. Şimdi siz kendinizi iş kadını ve sanatçı diye tanıtıyorsunuz. Hı? Hı hı. İş kadını ve sanatçı. Bu ilk defa benim başıma geliyor. İlk defa bir sanatkarı konuk ediyorum. İş kadını. Amele de diyebiliriz. Ay canım. Evet. Ağır işçi. Anne olmak ağır işçilik aslında. İş kadını oradan gelmiyor tabii herhalde. Tabii aslında. Yok, oradan gelmiyor. Tamam. Sonrası var. Evet. Evet. Peki. Şimdi 15 yıl olmuş. 15 yıl sonra tekrar müziğe dönüyorsunuz. Evet. Nasıl bıraktınız? Nasıl buldunuz şimdi? Bir aşk yüzünden bıraktım. Sonra şimdiki zamane gençlerini görünce dedim ki ya biraz salaklık yapmışım galiba dedim. Hmm. Aşk bitici bir şeymiş. Çünkü yerini sevgiye bırakırsa bırakıyor, bırakmazsa bırakmıyor. Bizimkisi sevgiye, dostluğa bıraktı. Güzel. Ama ben niçin bu kadar aşık olduğum bir işi bırakmışım? Hmm. Tekrar. Hiç yaşın bir önemi yok. Şunu söylemek istiyorum. İnsan istediği ve sevdiği bir şeyi her yaşta, her zaman yapabilir. Peki niçin bizim kadınlardan, bizim toplumumuzun, daha da dünyada birçok toplumun böyle bir beklentisi var? Yani aşık ol, bırak, hayatını değiştir. Adamın memleketine git, orada otur. Onu işte, erkeklere söyleyeceksiniz. Okumaya gelince oku, evet, okumaya gelince evet, oku. Ama aşık olunca işi de bırak. Çocuk için de işi bırak. Yani biz sürekli bir fedakarlık beklentisindeyiz. Evet, evet. Kadınlarımızın hani güçlü yani olmasını istiyoruz. Bir tür bence riyakarca bir tavır. İşte kadın bizim başımızın tacı, kadın her şeyimiz, kadın şu, kadın bu. Ama bir yandan da hem kariyer yap diyorsun, sonra o kariyeri hemen bırak diyorsun. Ben ona adam şöyle bir şey diyorum. Aslında Türkiye'de erkekler kuzuyu kurt yapıyor, sonra da niye kurt oldun diyor. Bravo. Yani çok güzel. Kadını önce güçlü olsun istiyor. Anneliği sırtına yüklüyor, ev işini. Aslında bu kolay bir şey değil. Ev kadınıyım dediği zaman gülüyorlar insana ama. Meslek. Yani bir kadın akşama kadar neler yapıyor? Yani çocuğun okula gitmesi, gelmesi, arkadaşlarını seçmesi, evin düzenlenmesi, akşam kocası geldiği, onu temiz bir eve, iyi bir sofraya oturtması, hepsi bir görev aslında. Evet. Değil mi? Sonra ihanetler başlıyor, yalanlar başlıyor, riyakarlık başlıyor. Sonra başlıyorsunuz kuzu kurt olmaya başlıyor. Bravo. Sonra erkekleşiyor kadın. Evet. Aynı şeyleri yapmaya başlıyor. Ondan sonra dayak yemeye başlıyor. Ya. Evet, senin ya konuşmaya hakkın yok, senin istemeye hakkın yok, senin seçme hakkın yok. Öyle bir şey yok can. İnsanız neticede.
Hepimiz aynı 9 ay 10 günde doğduk. 7 ay doğanlarımız da var tabii, prematürelerimiz ama neticede tabii ben aslında biraz da ataerkil bir kadınım. Çok da kadının önde olmasını öyle çok aşırı feminist falan da değilim ama herkes biraz yerini yordamını bilecek. Kadın bu kadar da ezilmemeli. Kadın çok önemli bir şey. Sizi doğuran anne, yani sevdiğiniz anne, koynunuza aldığınız anne, aldattığınız, aldatıldığınız anne. Ya anne çok önemli bir şey. Hep çocukluğumdan beri şunu isterim. Annelik okulu açılmalı. Annelik okulu olursa çok iyi çocuklar yetişir. Ben erkek çocuklarımın yanında çıplak gezerek her işi yaptım evde. Bir taraftan dişimi fırçalarken banyodan çıkmışım. Üstümde bir iç çamaşırı. Ama o çocuklar hiçbir zaman çıplak kadına özenerek bakmadılar. Çünkü o çıplaklığı bende normal bir şeymiş gibi yaşadılar. Annem de tabii kızıyordu bu arada. Ayıp kızım, yapma yapma diyordu ama ona göre ayıp olan bana göre ayıp değildi. Ayıp başka bir şey bence. Ne kadar güzel konuşuyorsunuz. Ayıp başka maşallah. Şey. Maşallah, maşallah. Peki aslında bu kariyerinizden çok öncesinde siz bu çok hem üzücü hem dramatik hem de örnek olması gereken bir konu. Çocuk Zehra anne. Su Hanım aslında bir çocuk gelin. Bugün çocuk gelinler dediğimiz zaman bu laflar yürüyor tabii, çocuk gelin. Çok bu konuda araştırmalar yapılıyor, yazılan çizilenler var, anlatılanlar var ama çocuk gelin dediğimiz zaman aslında harcanmış yaşamlardan söz ediyoruz. Sanki bu çocuk gelinler çocuk yaşta evlendirilmiş, böyle bir drama mahkum edilmiş çocuklarımızdan sanki çocuk gelin oldular. Fotoğraflarını çektik, albüme koyduk, konuyu kapattık gibi. Bu çocuk gelinler büyüyorlar. Büyüyorlar. Ve çocuk yetiştiriyorlar. Ve de çocuk yetiştiriyorlar. Bu toplumun bir yarası ve burada hakikaten kendini var etmiş bir hanımefendi bizim konuğumuz. Bu çok önemli. Ve ben teşekkür ederim efendim. Ve 13 yaşında evlenmişsiniz ve ilk çocuğunuzu kaç yaşında doğurdunuz? Büyük oğlumla aramızda zaten tam 13 yaş var. O doğdu. 2 ay sonra ben 14 yaşıma girdim. Biz çok kardeş gibi büyüdük. Eşekçilik oynuyorduk zaten. İkinci oğlumla zaten arasında onun yine 2,5 yaş var. Üçüncü oğlumla da öyle 2,5-3 yaş var. Böyle arka arkaya eskiden gelin evde mal gibi alındığı zaman iyi, güçlü, yetenekli, yetenekli, becerikli ise arka arkaya çocuk yaptırırlarmış ki evde kalsın, bizde kalsın, gitmesin diye. Evet, yani değişik bir zihniyet. 9 sene böyle sürdü 3 oğlanlar. Ama ben baktım ki çekilecek de değil hocam yani. Zor bir durumdu çünkü. Kaç çocuğunuz var? 3 oğlum bir kızım var. Hatırlıyorsunuz maşallah. Yani kolay değil. Bu kadar çok olunca insan bir şey yapar ya. Ulan kaç tane yaptık? Hayır, ben dua ediyorum Okan'cığım. Yani iyi ki iyi bir kocam olmamış. Ben 13 tane falan doğururmuşum herhalde. Evet. Yani üflesen doğuruyorum yani herhalde. Öyle maşallah. 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 Peki bu süreç içerisinde tabii ki eğitim ne oldu? Bu işler ne oldu? Ne yaptınız? Şimdi ben öğrenmeyi de öğretmeyi de çok seven bir insanım. Yani rahmani ve pratikte bir duygusal zekam var. Gördüğüm en ufak bir şeyi dikkatimi çekiyorsa, örneğin farmakolojik bilgim var, peysaj hakkında bilgim var. Bir boyacı kadar iyi boya yapabilirim. Kullandığı malzemenin ne olduğunu bilirim. Yani yaşama dair her şey benim dikkatimi çeker ve her şeyi öğrenirim. Aslında bu kadar her şeyi de ufak ufak az az öğrenmek bir şey değil. Bir şey olamıyorsun. Bir baltaya sap olamıyorsun bu sefer. Her şeyden biraz bilmek de çok iyi bir şey değil. Bence bir dalda evet, çok şey bileceksin. Evet ama tam ihtiyaç duyulan insan oluyorsunuz. Bir Joker. Yerde, evet. Yani bir yerde yöneticilik yapabilirsiniz. Bir evi yaptım geçindirebilirsiniz. Zaten hepsini bunları yaptınız. Zaten evet. Yani. Ve benim okumadığıma, üniversite bitirmediğime hiç kimse inanmadı gerçekten. Çünkü ben hep çocuklarıma da şunu söylerim. Üniversite size diploma veriyor. Hayatınız için gerekli olan şeyleri insan olarak öğrenirsiniz. Benim için insan kelimesi sadece bu kaş göz suretle alakalı değil. İnsan çok farklı bir şey. İnsan duyarlı olan bir şey yani olmalı. Sokaktaki çöpe karşı da, tükürene karşı da, ambulansın arkasına takılıp yol almaya çalışana karşı da insan başka bir şey bence. O yüzden ben insan olmayı çok seviyorum. Harikulade. Peki bu süreç içerisinde maalesef ki bu sizin beyanınızdan dolayı soruyorum. Evet.
şiddet de gördünüz. Tabii bunu ki. Bunu eşinizden mi gördünüz, sadece başkaları da var mı? Bu vallahi tabii çocuk... bu programı kayınvalidem de izleyecek ama şu an kendisi beni çok seviyor. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen. Nasıl isterseniz. Yok, ben kayınvalidemden de dayak yedim. Eşimden de çok dayak yedim. Çünkü alkol alan insan belli bir süre sonra yaptığı şiddetin farkına varmıyor yani. Yani sus, bağırma diyorsun, çocuklar yatıyor diyorsun, onun için bile seni dövüyor. Şimdi ne oluyor? Dövüle dövüle deminki dediğim gibi dövmeyi öğreniyorsun. Sonra ben de iyi bir dayak attım tabii ayrılırken. En son jübile olarak çocuklar, sona saklayın kendinizi yani. Evet, yani bizim de gücümüz var yani. Herkes ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Ama böyle kadın diye, zayıf diye şiddete asla karşı. Bir de anne. Bir de anne. Bir de anne. Bir de çocuk anne. Bir de hem çocuk anne. Bir de bırak kendini idare etmeyi, o kadar çocuğu da idare etmek zorunda. Bir yandan da eşini idare etmek zorunda. Ya işin garip tarafı, bir de biz yani köyümüz bile yok. Şehrin göbeğinde, Ankara'da merkezde doğmuş büyümüşüz ve ben 3 gün doğum sancısı çektim büyük oğlumu. 47 kiloydum, doğuramadım, çocuksun. Vücudun zaten çocuk, dünyaya bir çocuk getirmeye çalışıyorsun. Yani mosmor olmuş bir vaziyette. O zaman Ankara'nın o hastanesinde, büyük doğum evinde ta başhekime kadar gidip yani bu kız ölüyor. Çok da güzel bir çocuktu. Maşallah. O birazcık şimdi bak. Maşallah, hep güzelsiniz şekerim. Yani bazen güzellik işe yarıyor, bazen de yaramıyor. Yaradığı yerlerden birisi de orasıydı. Çok güzel bir çocuk var. Çocuk doğurmaya çalışıyor diye başhekime kadar gidip yani 3 gün sonra zorla doğurabildiğim bir oğlum oldu. Oğlan da beni çok zorladı. Şimdi kendisi de burada, canım benim. Hayat arkadaşım, sevgilim benim o. Hiç aramayın, çıkmayacak çünkü. Hakan Devran çok tatlı, çok insan bir çocuktur. Peki. Bu arada bana biraz önce, hemen sizi yayına almadan önce babanızdan söz ettiniz. O hikaye de ilginç bir hikaye. Evet, benim babam da Allah rahmet eylesin, Mart'ta kaybettim. Çok yakışıklı bir adamdı. Ayhan Işık'a rakip olarak istemişlerdi kendini ama ünlü bir kumarbazdı. Onun zaafı da kumardı. Evet, ben çocuklar dua ettiğim zaman Allah'ım ne olur bizi bağımlılıklarımızdan kurtar diye dua ediyorum. Bağımlılık kötü bir şey. Bu alkol de olsa, kumar da olsa, hovardalık da, hırsızlık da, hepsi bir bağımlılık bence. Yani bağımlılık zor ve kötü bir şey. Bu da kanayan yaramız. Özellikle mesela alkol tedavisi için bazen hastanelere gittiğimde oradaki çocuklara ben o kadar üzülüyorum ki 15 yaşında, 17 yaşında değişik şeyler kullanarak mutluluk aramaya çalışıyorlar. Neden acaba bu? Bana mı boşluk soruyorsunuz? Evet, bu neden boşlukta? Bir anda anlatıyor sandım, bana söyle bunu herhalde. Yani bugüne kadar beklemediniz evet, değil mi benden öğrenmek şey? Evet. 15-17 yaşında bir çocuk niçin bir sürü uyuşturucu madde kullanır ve oraya gider yani? Bunu hep hatayı herkes bir birey olarak kendinde aramalı. Evet. Anneler de, babalar da, sokaklarda yetiştirilme biraz şeklimizde. Biraz daha babanızdan bahsedin, merak ediyorum. Ya babam benim nevi yani şahsıma kumar, bir adamdı. Ya oyunculuğu evet, bir... Evet. Para kazanma yolu olarak mı? Onun zaafıydı babamın. Babam uluslararası büyük bir kumarbazdı. Ömer Şerif'le bile fotoğrafları gelirdi. Çok da yakışıklı bir adamdı. Çok güzel gitar, bağlama çalardı. Aslında ben sanatçı ruhumu babamdan almışım. Peki nasıl oluyor? Bu arada hani bizi şu anda izleyen, dinleyen insanlar merak edecektir. Böyle bir adam... işte dünyanın her tarafında kumar evet oynuyor diyorsunuz. Türkiye'ye geldiği zaman da Asya tarafından onunla kumar oynamak için geliyorlardı. Bir gün ben okuldan geldiğimde... Nasıl buna izin verdi? Nasıl evlenmenize izin verdi? Zaten şöyle bir şey. Babamla kumar oynamaya Irak Mosul'dan gelen bir adam, Olgun ben kazanırsam kızını oğluma vereceksin. Kumar sözü de biliyorsunuz çok önemli bir şeydir. Bazen babanız böyle bir şeye izin verdi ama sonuçta. Zorunda kaldı evet. Aslında sizi kumarda kaybetti. Zorunda kal. Evet. Hayatını da kaybetti. 30 yaşında bypass oldu. Yani çok hızlı yaşadı. Ama çok da
keyifli, eğlenceli bir adamdı. Yani ufku geniş ama bir adamdı. Ama kim duymuyorsunuz hiç, ona anlatışınız? Yani duyamam ki, o onun hayatıydı, onun tercihiydi. Belki o da öyle evlendirilmek istemedi, belki annemi sevmedi. Yani zaten evlilik yapabilecek bir adam değildi. Evlenmek zor bir kurum. Yani laf olsun diye şimdiki gençler evlenmeyi şey gibi görüyorlar. En ufak bir kavgada, çatırtıda da bitiyor zaten. Ama benim annem çok suskun, asil, mazbut bir kadındı. Aman adamcağız kumardan geliyor, sabahın köründe gelmiş, terör estiriyor evin içerisinde. Aman çocuklar ses yapmayın. Yani bir de böyle bir durum vardı. Şimdikiler nerede, kafasını kırarlar vallahi. Şimdi öyle, evet. Değil mi? İyi ki öyle. İyi ki de. İyi ki öyle. Çünkü hanımlarımızın üzerindeki bu tahakkümün tabii ki devam etmemesi lazım. Ama biz böyle, yani şimdikiler öyle değil dediğimiz zaman da tabii bu yargı herkesi kapsamıyor. Yine bu hallerde yaşayan, üstelik aynen sizin söylediğiniz gibi şehrin göbeğinde eğitimli aileler içerisinde şiddet var. Neler var tabii. Belki çocuk gelin meselesini çözeriz, çözmeye çalışırız memleket olarak. Ama bu şiddet meselesi hakikaten zor. Şimdi siz bir albüm yaptınız. Bu albümün de gelirini çocuklara bağışladınız. Kimsesiz çocuklara bağışladınız. Bu da çok güzel bir çaba. Takdir ediyoruz. Ve tabii ki şiddet gören kadınlarla ilgili çalışmalar yapıyorsunuz. Evet. Sosyal hayat içerisinde. Peki bu şeye de biraz pas atıyorsunuz. Ya benim bir film ve benim bu hikayemde bir filmi çekilse filan da diyorsunuz. Ben bunu 10 yıl önce teklifini aldım zaten. Öyle mi? Evet. Kitap için de çok ısrar ediyorlar. Ama her şeyi çok samimiyetle anlatmak istediğim için biraz daha zaman geçsin diyorum yani. Biraz daha şu ülkemizde sular durulsun. Biraz daha bir anlayış, mantık bir yerine otursun. Yani sıkıntılı bir şey. Mesela sizin programınıza gelirken çok sevinerek geldim. Bu saate kadar aslında bana göre bir program değil, çok geç bir saatte yani. Ben gece uyumamayı sevmiyorum. Çünkü hücreler biliyorsunuz gece 11 ile 3 arası yenileniyor. Ama uykusuzluk bir hastalık oldu maalesef ki bu elimizdeki sosyal medyalar yüzünden. Hele birazcık kaçtı mı elimize alıyoruz. Ben bile öyleyim. Bir oraya, bir Instagram, bir Facebook, bir Twitter derken bir bakıyorsun 4 olmuş saat. Ama sabah güne başlamak lazım. İşimiz var. Değil mi? Erken kalkan yani yola ver. Yani siz hücrelerinizin kaçla kaç arasında yenileniyordu? 11 ile 3 arasında. 11 ile 3 arası yenileniyor. Benim galiba benim de 12-13 yaşımdan beri hücrelerim yenilenmiyor. Onun için hayır, böyle kaldım, büyümedim. O kadar uykusuz bir çocuktum ki hiç hücrelerim yenilenmedi benim. Ya onu çok söylüyorlar işte, melatonin salgılanıyor değil mi? Tuncer sen de uyumuyorsun. Mesela bazı salgılar bizde hiç salgılanmıyor. Hiç uyumadığımız için salgılanmıyor. Ben genelde vallahi gün ışığında uyumaya çalışıyorum ve tabii ki söylüyorlar bu işte perdeleri kapat falan filan. Evet, bazı şeyleri anneleri dinlemek lazım, büyükleri dinlemek lazım. İşte kalın perdelerle kapat filan. Diyorum ki ben vampir değilim ki böyle bir şey, her şeyi gün ışığına engelleyip. Fakat sonra vallahi yatak odamın, işte evi restore ettik bilmem ne yaptık filan, şeyi yoktu. Perdesi yoktu, orayı perde almadım ben. Yani orada bir bana bakan da yok. Hani inanılmaz fiziğimi görecek falan. Diğer apartmanlar filan uzakta. Hani ne olacak? Vücudumu dürbünle gözetleyecek olan da dürbünle gözetleyebilir. Sorun yok. Anladın mı? Onun için perdem yoktu. Fakat böyle öyle bir güneş ışığı vuruyor ki oradan böyle kızaracağım. Asfalt ve yumurta misali olacağım. Bak bir perde taktım ama oraya. Ama melatonin işte mutluluk hormonu bu sefer de gelişmiyor. Agresif oluyoruz o zaman. Agresifim zaten. Yani ondan işte. Evet. Geceleri melatonin salgılamadığım için. Salgılamayınca da evet. Bak bunu hanımefendi ne kadar güzel söyledi. Böyle bir şeyde trafik kavgasında filan bunu söyleyebiliriz. Evet. Melatonin salgılamıyorum ulan ben. Korkun benden. Olamaz mı? Neden? Söyleyebiliriz. Doğru. Vallahi evet. Ceza indirimi olur. Ceza indirimi olması lazım. Melatonin salgılamıyoruz. Kesinlikle. Vallahi ben hiç uyuyamıyorum. Ama sizin de gece uyumayan bir tipsiniz sanki yahu. Ben de biraz yarasagillerdenim aslında. Ve kafaya bir şey de taktım mı hiç uyuyamıyorum. Eskiden böyle değildim yani. Ne olursa olsun temiz bir yatak olsun. Başımı koyduğum yerde uyuyordum. Şimdi öyle değil. En ufak sese karşı duyarlıyım.
Hmm. Bazen kızımla yatmak zorunda kalıyorum yan yana diye şartla. Hmm. Yalnız kızım robot gibi yatıyor beni uyanmasın diye, kıyamam ben ona. Ya benim yan dairede bir köpek var, bir köpecik. Hiç onu gidip ziyaret etmek istiyorum. Tam benim yatak odamın yanında. İlk başta sandım birileri sevişiyor yanında. Dedim ne acayip sevişirken sevişiyor. Ya dedim böyle bir, nasıl böyle bir, yani böyle bir. Bir de bitmiyor dedim, ne uzun sevişiyorlar bunlar. Bütün gece sabaha kadar. Son dedim herhalde bu bir hayvan yani, bu böyle bir şey olamaz filan. Çok üzülüyorum. Yalnız mı bırakıyorlar, bir yere mi kilitliyorlar hayvancağızı? Şimdi gitsen, kapıyı çalsam, desem ki ya bu köpeği ağlatıyorsunuz bütün gece, o da uyumuyor, ben de uyumuyorum. Yan taraf bu da ıy ıy diye ağlıyor. Ben yalnız, yapayalnız böyle ağlıyorum yatakta, ay 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 diye. Oradan ıy 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 diye ağlıyor falan filan. Anlasanız belki de neler şikayet edecek size, evde olanları anlatıyordur. Bende hiçbir şey olmuyor. Onlar da... Ya. Onlarda sadece köpek var benim anladığım kadarıyla. Başka kimse de yaşamıyor olabilir. Çünkü başka bir ses duymuyorum sabaha kadar. Oy 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 oy. Ay vallahi. Ama gece uyumamak, gece uyumamak. Şarkılar nasıl yazılıyor? Bu söylediğiniz şarkılar nasıl yazılıyor? Aşkla. İşte, aşkla, gece uyumayarak. Aşk insan gece uyur mu ya? Bir gün uyumayarak. Allah rahmet eylesin. Yusuf Nazkesen Hoca'yı İzmir'de yaşıyorduk. Tabii tanıma şansına eriştim. Ne güzel, ne güzel. Dedim ki... Eşinin yanında böyle bir soruyu sordum. Tabii büyük bir gaf. Hocam bu kadar güzel dedim. Aşk aşklarını nasıl, yani neye istinaden yazıyorsunuz? Hmm. Tabii adamcağızın bir rengi değişti. Dedi ki yavrucuğum ben bu kadar aşk şarkısını yazarken kendim yaşasam ciğeri yere bırakırım herhalde dedi. Bazen bir Kim Novak filminden, bazen başka bir yerden, bazen arkadaşların hayatından esinleniyorum. Ya yalan dolan canım. Olur mu ya? Herkes de sorsa... Diyecek ki bu nasıl yazıyorsun bu aşk şarkılarını falan. Olur mu? Ben hanıma çok sadığım. Aklıma geliyor. Yahu olur mu o şarkılar öyle? Ne aşklar var? Ayrılsak da beraberiz. Ya, evet ama ne aşkı? Ama belki tabii o eski adap nedeniyle, saygı nedeniyle, aile kurumuna ihtimam etmek nedeniyle belki de biraz platonik devam ediyor. Ama onu hanımın yanında söyleyemez ki sürüsüne bereket diyecek hali yok adamın herhalde. Peki tatlım efendim. Çok güzel bir albüm çalışması olmuş. Evet. Çok güzel. Kapağı mapağı. Ben şimdi şu anda kapağını görüyorum. Yalnız tabii siz şarkı söyleyeceksiniz ki anlayacağım. Canlı sesimi buradan daha çok seviyorum. Dijital ortama girdim mi ben sesimi çok sevmiyorum. Çünkü duygu başka bir yere giriyor bu makinelerin içerisine girdiği zaman. Ben canlı performansı daha çok seviyorum. Evet anladım. Evet. Anladın mı? Anladım ama nasıl canlı performans yapacağız? Yapamayız ki. Her türlü yapacağız. Nasıl yani? İllaki çıplak yapacağız. Sesle mi? Akapella mı? Evet. Yapma ya. O zaman biraz mikrofona söyleyin. Hı. Buyurun. Biraz mesela... Canımın ta içisin sen, nasıl severim bir bilsen. Dur o zaman şarkıları sorayım. Sor. Peki, o var ya. Arada sırada içer ya, ne var ki sonunda benim ya. Vallahi sinemadan tatlı geldi gibi. Razıyım ben ona, umut verir bana, her erkeğin de kusuru var. Var mı? Var. 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 Evet. Ben tamamen kusurum. Açtım aşk defterini. Güzel. İkinci şarkı. Canlandı hatıralar. Gülen resimlerin arkasından aynı sevgili bakar. Kanım kaynadı. Evet. İşte seni seviyorum anla halimden. Bir Selami Şahin şarkısı çok güzel. Ne güzel, bayılırız. Senden uzakta mutsuz, inan derbederim ben. Senden kopmak imkansız, söyle ne gelir elden. Dünyaları verirdim, gelse elimden. İşte seni seviyorum anla halimden. Çok güzel ya, bayağı cilveli de söylüyorsunuz çok ha. Çok cilveli. Vallahi film seyrediyor gibi oldum ayol. Peki hangi şarkıdayız? Bir gün beni ararsan. Evet. Bir gün beni ararsan, kalbine sor neredeyim. Bir gün beni özlersen, kalbine sor neredeyim.
uzaklarda olamam. Ben her zaman sendeyim, uzaklarda arama. Ben her zaman sendeyim.